Katılım Evim İsmail ve Hatice Kübra Tongar'la Bağırmayan Anneleri sunar. Katılım Evim. Kim ev sahibi olmak istemez ki? Şimdi deprem özelinde bunları koymuşuz. Tabii tek travma deprem değil. Bugün hadi bu hafta geçmeyelim gündemde. Geçmeyelim diğer travmalara. Deprem sonrasında ne yapacağımız çok önemli. Tamam. Ben biraz oradan bahsetmek istiyorum. Şimdi çünkü İzmir depremi inşallah göçük altında, enkaz altında kaç vatandaşımız varsa hepsi hayırlarla, sağlıkla, sıhhatle inşallah çıkarılmış olurlar. Yaralılarımız da acil iyileşir inşallah. Şimdi bundan sonrasında hem İzmir'de hem bu depremin yıkıcı etkilerle yaşayan hem de yani her ilde aslında biz deprem kuşağında olduğumuz için beklenen bir şey. Şimdi sonrasında neler yapacağımız kısmı da önemli. Çünkü travma anlık bir şey değil. Oldu, bitti, tamam. Sonrasını nasıl yöneteceğiz? Bak şu kısımlar önemli. Biz yetişkinler olarak çocukları acıdan, korkudan olabildiğimizce uzak tutmak için çoğu zaman bu kendimizi bastırıyoruz. Hem bunu saklama yoluna gidiyoruz. Ya yani bir şey yok. Geçti. Mesela ben İzmir'den kaç kişiyle yazıştım bu deprem sonrasında. Kaç kişiye sesli mesajlar göndermeye çalıştım. İşte çocuğu konusunda sürekli ağlıyor ve çok korkuyor. Ne yapalım falan gibi çok fazla soru geldi. Onlarla yazışmaya gayret ettim yetişebildiğimce. Ve şunu söyledim. Bir şey yok. Geçti falan değil. Bir şey var. Bir şeyin var olduğunu bir yaşındaki çocuk da hissediyor zaten. Yani çocuktan gizleyebileceğim bir şey değil bu. O zaman ne yapacağız? Burada o kadar itidalli bir noktada durması gerekiyor ki yetişkinin. Ne ki hiçbir şey olmamış gibi davranmak da çocuğu daha çok travmatize ediyor. Çünkü çocuk iki şeyi hissediyor. Bir, çocuk diyor ki yahu bu kadar bir şey var. Cayır cayır her yer. Annem hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Bana da bir şey yok diyor. Ya benden çok büyük bir şey gizliyorlar bunlar diye. İyice kaygı seviyesi artıyor. Ya da şöyle hissediyor. Ya ben bu kadar korkuyorum ama herkes çok normal. Demek ki bende bir anormallik var. Yani çocuğun hissettiği duyguyla olayın kendisi örtüşmüyor bu sefer. O zaman ne yapacağız? Çok korktuk. Çok korktuk. Deprem oldu. Evimiz sallandığı için ben de korktum. Sen de nasıl hissettin kendini? Soracağız. Konuşması yol açacağız. Ağlıyorsa o ne kadar korkmuşsun sen deyip ağlamayı durdurmayacağız. Ağlamak nedir? Bak biz korktuğumuzda ağlarız. Üzüldüğümüzde ağlarız. Eğer bunu susturursan ben ağlamayı şey gibi geliyor bana. Düdüklü tencerenin pısı gibi. O havayı alman lazım bir şekilde. Hı hı. Çatlarsın yoksa. Yani psikolojin yerle bir olur. Ağlamak bir boşaltım, sağaltım mekanizmasıdır. Hele ki çocukta. Susturma. Teşvik et. Ne kadar korkmuşsun sen. Ben de gerçekten tedirgin oldum, korktum. Ama bunu söylerken de burada korktum falan derken de bunu böyle çok mübalağalı yapıp ah ne oldu başımıza da neler geldi falan böyle bir ağıta döndürüp bir hani çocuğu iyice o duygusunu yükseltecek hale de getirmeyeceğiz. Yani itidal dediğim nokta orası. Hiç yokmuş gibi de değil, abartılı da değil. Normal bir noktadan kendi duygumuza da izin vereceğiz. Yani gözümüzden birkaç damla yaş akıyorsa çocuğumuza sarılıp ağlamamızda hiçbir problem yok. Çocuğu hayattan fanuslayarak koruyamayız travmadan. Yani bu kısmı önemli. Birincisi bu. Biz de ne yapacağız? Biz de bir korku yaşadık, strese girdik ya hani sempatik sinir sistemi çalıştı. Allah hiçbir şeyi tek taraflı yaratmıyor. Bir dengeleyicisinde yaratıyor. Parasempatik sinir sistemi. Bu sinir sistemini aktive edebilmek için çocukta da yetişkinde de en çok ne aktive ediyor biliyor musun? Dokunuşlara çok duyarlı. Sarıl birbirine. Bu ara bol bol sarıl. Bol bol okşa çocuğunu, bol bol sarıl sırtına. Geçti, tamam birlikteyiz, şu an daha güvendeyiz. Korkularımızı ya da bir sıkıntı varsa birlikte üstesinden geleceğiz. Yani çocuğu da olaya dahil ederek, olayın dışında tutmayarak ama bir yandan onun bu parasempatik sinir sistemini destekleyerek ve kendimizi. Çocuklar bu dönemde çok fazla oyun oynamalılar. Özellikle travmayı çok ciddi yaşamış İzmir'deki çocuklar. Oyun terapisti arkadaşlar gidiyordur şimdilerde oralara. Bol bol oyun oynamalılar. Nasıl oyun oynamalılar? Serbest oyun. Depremi oynamalılar.
bir Lego'dan bina yapacak, pat diyecek, yıkacak onu. Uf, nasıl yıkıldı bu bina diyeceksin. Bir kediyi oynatacak, kedi bina yıkılıyor, kaçıyor. Uf, bu kedi ne kadar da korktu böyle diyeceksin. Yani orada onun oynadığı o serbest oyunda yaşadığı depremi, orada hissettiği şey, belki güm diye sesler yapacak, arabalarını çarpıştıracak. Uf, ne yüksek bir ses bu, korktum diyeceksin. Burada yaptığımız şey ne? Çocuğun aslında hissettiği o duyguları aynalıyoruz. Oyunun içinde bunu yapmak ne demektir çocuğa biliyor musun? Senin duygunu görüyorum demektir. Seni anlıyorum, anladığım bir noktadan bakıyorum. Ben hep şunu düşünüyorum. Biz oyunlarda bile yıkılmasın bina, hadi yapalım. Hani depremi iyileştirmek istiyoruz çocuğun dünyasına. Çocuk bina yıkarak gösteriyor korkusunu. Biz diyoruz ki yok, yıkılmaz, yıkılmaz, yapalım. Yahu yık. O şu an bina yıkıldı, ben buna şahit oldum ve korkuyorum, bunu anlatıyor sana. Evet. Orada yaparak şunu dersin ona aslında oyun diliyle. Ne kadar yanlış hissediyorsun. Öyle olmaz, böyle olur. Hayır, aynı şöyle düşünebilir izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz. Yani yetişkin dünyasında düşün şimdi, İstanbul'da sallandı ve ben diyelim seni aramış olsam eşin olarak, çok korktum ya, ne kadar sallandı, avizeler git geldi gitti falan demiş olsam, sen de bana desen ki aman bir şey yok ya, yani bundan mı korkuyorsun? Ne kadar kötü hissederim kendimi. Evet. Ya bu korkuyu paylaşmak değil ki. Ya da desen ki geçti geçti. Yani orada önemli olan geçip geçmemesi değil. Önemli olan benim yaşadığım korku. O an içinde bulunduğum duygu durumu. Çocukla da bunu anlıyor olmamız, buna eşlik ediyor olmamız çok önemli. Gerçek dışı davranışlardan kaçınmak çok önemli. Bir de yetişkin olarak depremin tetiklediği duyguya biraz kendimizde odaklanabiliriz. Yani depremde bizi en çok ne korkutuyor? Yönetemiyor olmamız mı? Kontrol edemediğimiz bir şey, yani bizim dışımızda gelişiyor olması mı? Bak bu duygu çok önemli. Çünkü insana kendini çaresiz hissettirir. Senin yapabileceğin bir şey yok hissi insana kendini çaresiz hissettirebilir. Ve bunun depremden sonraki davranışa yansıyan kısımlarında en çok ne görüyoruz biliyor musun? Daha bugün bir danışanımla bunu konuştuk. Depremin tetiklediği bazı kaygılarını ortaya çıkarmış. Ve bana dedi ki, yani İzmir'de değil, İstanbul'da ama hissetmiş. Ve bana dedi ki, ben dedi deprem olduğundan beri birkaç gündür dedi çocuğu tek başına tuvalete bile göndermek istemiyorum. Hep yanımda tutmak istiyorum. Aslında orada şimdi yıkıcı bir deprem olmuş olsa Allah muhafaza, tuvalette de olsa yanında da olsa ne fark eder? Yani bu aslında korumaya yönelik bir şey değil. Bu neye yönelik? Kontrol etme evet. ihtiyacı. Depremi kontrol edemiyor, çocuğu kontrol edeyim. Kendi ihtiyacını gidermeye çalışıyorsun çocuk üzerinden aslında. O yüzden bir yetişkinler olarak durup ya şu an ben hangi ihtiyacımı bu davranışımla gideriyorum? Çünkü çocuklara yansıttığımız böyle aşırı korumacı, aşırı kaygılı, aşırı vesveseli haller çocuklarda oluşan travma etkisini arttırabilir. Ne yapacağız? Hep söylediğim bir şey var. İnsanın zihninden günde kaç düşünce geçiyor? 17 bin diyorlar. 17 bin. Kaçının farkındayız? Yani değil mi? Kaç düşüncenin farkındayız? Bazı düşünceleri özellikle seçiyoruz, mercekliyoruz, sadece onu düşünüyor gibi hissediyoruz. Aslında hiç farkında olmadığımız pek çok düşünce geliyor ve geçiyor. O zaman şu an bizi negatif etkileyen, olumsuz düşüncelerin de geçmesine izin vermemiz lazım. Onları tutmayalım. Yani tekrar deprem olacak mı? Ay işte bir şey olacak mı? İşte artçılar ne kadar devam edecek? Bunlar senin yönetebileceğin şeyler mi? Değil. Değil. Olacaksa olacak. Hepimizin için geçerli bu. Sen gerekli tedbirleri aldığını düşünüyor musun? Yani kendi yapabileceklerini yaptığını düşünüyor musun? Düşünüyorsan tamam. Ondan sonra aklına bu tarz vesveseli düşünceler geldiğinde orada kalma. Çık oradan, tamam endişeli parçam de. Görüyorum seni, endişeleniyorsun. Kolay bir şey yaşamadın. Endişeli halini görüyorum ve fark ediyorum. Ve sana izin veriyorum. Tamam, seni gördüm. İnsan sadece düşüncelerinden, sadece duygularından ibaret değil. Endişeli olan o sırada Hatice değil. Hatice'nin endişeli bir parçası var içinde. Evet. O parçayı yönetecek olan yine benim. Dolayısıyla bu bağlamda bakmak çok önemli. Bir de şey söyledik ya, çocukların bu özellikle travma süreçlerinde ihtiyaç duydukları temel şeylerden bir tanesi güven ve emniyet ihtiyacı. Çünkü onların en yaşamsal ihtiyaçları bu. Çocuklara şu konuda güven vermeliyiz. Deprem olmayacak, bir daha olmayacak, merak etme. Geçti demek güven vermez. Çünkü çocuk da biliyor depremi bizim yapmadığımızı ya da bizim yönetemeyeceğimizi. Burada ne diyebiliriz?
Ne olursa olsun ben senin yanındayım, merak etme. Ben seni korumak için her şeyi yaparım. Hiç merak etme. Evet. Çocuğa böyle güven verebiliriz. Yani annesi ve babası olarak yanındayız. Seni korumak için her şeyi yaparız. Bu süreci de birlikte atlatmak için elimizden geleni yaparız. Çocuğa güven hissettirecek şey bu. Gerçek dışı cümlelerle aman bir daha olmayacak, işte hiçbir şey olmayacak falan gibi şeyler. Çocuk da biliyor çünkü bunun böyle olmadığını. Hele ki İzmir'de ise birebir yaşıyor. Bu cümlelerden de uzak durmakta fayda var.